Bak bu kayıt 75 yılında Chicago'da yapılmış. Bugün bile hala kimse bu sound'u yakalayamıyor. Deniz'e sor istersen, Eskişehir'in uzmanı mı? Hayır, güveniyorum ben size. Bakalım beğenecek misin? Gözlerini kapa öyle dinle istersen. Çocukken bir ara piyano dersleri almıştım. İtalyan bir hocam vardı. Signor Rosetti. Çok güzel. İsmi bile havalı. İsmi gibi kendi de havalıydı. İtalya'da zamanında bir sürü konser vermiş. Ayrıca burada üniversitede derslere giriyordu. Öyle bir adamdı yani. Bir de görsen nasıl sert biri. Ve düşün, o yaşta bana Mozart öğretmeye çalışıyordu. 3 ay çalıştık beraber. 3 ay sonunda Signor Rosetti bundan bir şey olmaz dedi. Memleketine gitti. Şarküteri dükkanı açtı. Artık adamı nasıl soğuttuysa müzikten. Şarküteri çok iyiymiş. Sufleler, hemen getiriyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Dudağının kenarında çikolata kalmış. Hmm. Diğer taraf. Az bir şey kaldı. Hallederdim ben, teşekkür ederim. Çok yedim zaten. Eline sağlık. Afiyet olsun. Siz ne zaman isterseniz ben yaparım. Ne yapacaksınız öyle tarif marif? Son hapşırıklar bunlar, bitti yani. Olmaz. Doktor ne dedi? Bol sıvı alsın dedi. Ben bol limonlu bir ıhlamur yapayım size. Nazlı, teşekkür ederim ama gerçekten gerek yok. Olmaz. Olmaz öyle şey. İnsanlar koskoca Ferit Aslan 2 gün üst üste işe gitmedi mi desinler? Ay Asuman, çekemeyeceğim seni. Ihlamura bal ister misiniz? Sen bilirsin. Ay Asuman, inşallah önemli bir şeydir. Yani kaç kere aradın? Ne var Asuman? İnşallah önemli bir şeydir. Bak yoksa kapatacağım. Abla dur, sakın kapatma telefonu lütfen. Çok önemli. Ferit Bey'in evine bir tane zarf gelmiş. Demet Hanım'dan. İçinde fotoğrafları benim çektiğimi ispatlayan belgeler falan varmış. Fotoğrafların orijinalleri falan varmış. Abla Ferit Bey'in o zarfı açmasına engel ol lütfen. Sen o zarfı açarsa eğer her şey ortaya çıkar. Ne olur belki ablalarım, ben şu an çok korkuyorum. Sen bir şey yap, onları açmasına engel ol lütfen. Nazlı. İyi misin? İyiyim, bardak. Ne oldu? Nazlı tamam, bırak. Nazlı bırakır mısın? Sürme ellerini Nazlıcığım, bırak. Nazlı duymuyor musun beni? Kırıldım.
bardak kırıldı. Tamam elini sorma, hiç önemli değil. Senden önemli. Allah Allah. Tamam gel sakin. Tamam. Bakayım eline. Tamam. Gel otur şöyle. Niye dokunuyorsun bardaklara? Acıyacak biraz. Neyse ki dikiş atılmasına gerek yok. Yara bandıyla yırttın. Niye öyle panik yapıyorsun gereksiz? Bir dahaki sefere yapmasın umarım. Umarım bir dahaki sefere bir şey kırmam. Hiç önemli değil. Alt tarafı bardak. Sana bir şey olmasın. Tamamdır. İyi misin? İyiyim. Ama ağlamana gerek yok. Teşekkür ederim. Ben artık işe gideyim. Hazırlanayım çıkayım. Güzel bir sabah oldu. Çok keyifliydi. Ha, bu küçük kazayı saymıyorum tabii. Bu arada sakın toplama yani kırıkları. Ben İkbal Hanım'a söyleyeceğim. Bu temizlikçiyi biraz erken çağırır, halleder. O eller bize lazım. Hallederim ben, sorun yok. Ha bu arada zarfları kitaplığa koyarsan sevinirim. Ben bir ara göz atarım onlara. Olur. Merhaba Nazlı. Hoş geldiniz. Benim de işim bitmek üzere, çıkıyordum şimdi. Parmağı nasıl? Gayet iyi. Bandajı çıkardım bile. Geçmiş. Söyledim size. Merhaba. Gençler. Parmağımı kestim de Ferit Bey ona bakıyordu. Ne oldu ya? Bir bakayım parmağını. Önemli bir şey değil. Senin canın mı tatlı biraz? Evet, biraz. Çabuk gelmişsin. Ya konuştuğumuzda yakındaydım. Ben de atladım geldim. Ama ne güzel şeyler pişirmişsin sen ya. Affedersiniz. Efendim. Evet. Evet hocam, bu akşam. Tabii. Yok. Yok, sorun değil, ne demek. Teşekkür ederim yine de. Hoşça kalın. Kötü bir haber mi var? Pek iyi sayılmaz. Hazar Amani diye çok ünlü bir şef var. İran asıllı ama yıllardır Türkiye'de yaşıyor. Bu akşam bir atölyesi vardı. Ama çok kalabalık. Ben de yer bulamadım. Bir hocamı araya sokmak için aradım. Ama o da ayarlayamamış. Japon mutfağıyla ilgilendiğini sanıyordum. Bu şef neden ilgini çekti özellikle? Çünkü hayal ettiğim şeyleri yapıyor. Değişik mutfakları harmanlayıp yeniden yorumluyor. Hatta bu akşamki atölyede Antakya mutfağıyla suşiyi birleştirecekti. Antakya mutfağı ve suşi. Niye gitmek istiyorum sanıyorsunuz? Yani şimdi gidemeyecek misin? Başka bir atölyeye artık. Olsun. Ben çıkıyorum, görüşürüz. Tamam Nazlı, eline sağlık. Nazlı, bilirsin. Size bir şey söyleyeceğim. Ben bir bar satın aldım. Çünkü çok kötü tahsis ediyorum. Ama gerek yok. Ben istifa ediyorum. İlk bayanımla yarın konuşurum. Yok, ben öyle düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
Şu an senin düşündüğün şey. Durum gitgide daha ilginç bir hal alıyordu. Ben ne düşünüyormuşum peki şu an? Bence şu an ikimiz de aynı şeyi düşünüyoruz. Buradan çıkmayın. Yanılıyor mu? Pek yanılıyor sayılmazsınız. Durum ortada. Bir de çok yoruldum. Üstelik bir daha açsın. Onu nereden biliyorsunuz? Tahmin ettim. Bütün gün evde bir şey yememişsin. Ayrıca şu şefamane meselesinin peşinden koştun. Moralin bozuldu, canın sıkıldı, eve gittin. Fast food'da yemediğine göre tam bir şeyler hazırlamaya girişecektin ki... fırsat bulamadan buraya geldin. Yani şu an aç olmalısın. Ayrıca geldiğinden beri patlamış mısıra da dönüyorsun. Tebrik ediyorum, çok iyi gittiniz. Ben de açım, nereye gidelim? Aslında bir yer geliyor aklıma. Ama siz sever misiniz emin olamadım. Hayatta bazen risk almak gerekiyor. Gidip görelim. Görelim. Kapıda buluşalım o zaman. Tamam, ben Fatoş'a haber vereyim. Tatlım, ben gidiyorum. Nereye ya, daha hayır çıkacaktı. Hem çok yoruldum. Fatoş'un da Ferit Bey'i geçerken bırakacak, bir şeyler yiyeceğiz. Aa, yok öyle. Asuman anlatırsın. Hadi. Sana emanet. Hadi. Tamam. Bebeğim konuşuruz. Nereye, nereye gidiyorsun? Fatoş anlatacak. Aa. İşte burası. Yani bahsettiğim gibi küçük bir yer. Sevmediyseniz hiç sorun değil. Başka yere gidebiliriz. Bence gayet güzel. Nazlı kızım. Kızım neredesin sen? Özlettin kendini yavrum. Kadir amcacığım, koşturmacaya, iş güç gelemedim. Senin patronun cins birisi galiba. Sana hiç izin vermiyor mu? Kadir amca, ben tanıştırayım. Patronum Ferit Bey. Gördün mü bak, pot kırdık. Özür dilerim evladım. Estağfurullah. Merhaba, ben Ferit Aslan. Buraya Nazlı'nın patronu olarak gelmedim. İki arkadaş olarak geldik. Anlaşıldı. Sizi şöyle alayım. Bu masa sizin gibi arkadaşlar için özel bir masamız. Buyurun. Sağ olasın Kadir amca. Siz ufak ufak muhabbete başlayın. Ben de sizler için taze bir şeyler hazırlayayım, getireyim. Teşekkürler. Sağ olasın. Kadir amca yaşlanınca tekneyi sattı. Sonra da burayı açtı. Şehirdeki en iyilik erdeği o yapar. Sen nasıl keşfettin burayı? İyi bir aşçı, iyi yemeği nerede bulacağını bilir. Acıyor mu? Yok ya, geçti, bir şey kalmadı. Hem ben alışkınım zaten oramı buramı kesmeye. Çocukken de böyleydim. Sürekli kollarım, bacaklarım hep yara bere içindeydi. Ağaçtan düştüm, bisikletten düştüm. Hatta bir keresinde balkondan bile düştüm. Neyse ki ev giriş kattaydı. Fark ettim ki şu an yine bir sürü gereksiz bilgi verdim ben. Hiç ilginizi çekmeyen konularda. Ben de öyle salonda büyümedim herhalde. Vallahi bilmiyorum. Ben en son Signor Rosetti ve piyano hikayesinde kaldım. Bence salonda büyüdüğünüz düşünebilir. Babamla top oynamaya giderdik, uçurtma uçurmaya giderdik. Ben çok hareketli bir çocuktum. Deli gibi sağa sola koştururdum. Bir keresinde hatırlıyorum, ayağım takılmıştı, çok fena düşmüştüm. Şurada izi hala duruyor. Sizinkinin en azından böyle güzel bir hatırası varmış. Benimkiler hep saçma sapan şeyler. Ve baktıkça aklıma tencereler, tavalar falan geliyor. Nasıl, bahsettiğim kadar varmış değil mi? Her şey çok lezzetli. Burası gerçekten keşfedilmemiş bir hazine. Yalnız buranın bir kuralı var. Öyle mi? Nedir o? Burayı çok sevdiğimiz insanlar dışında kimseyle paylaşmıyoruz. Yani çok sevdikleriniz derken ucu açık bir kelime sevdikleriniz. Arkadaşınız olabilir, iş arkadaşınız olabilir, kardeşiniz olur. Yani genel öyle.
Ben bu parçayı çok severim de. Yani burada böyle bir anda. Güzel şeyler hep bir anda olur. Yalnız bu şarkının da bir kuralı var. Neymiş o? Dans etmemiz gerekiyor. Böyle bir anda. Güzel şeyler hep bir anda olur zaten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir geceydi. İyi geceler. İyi geceler. Nazlı. Günaydın. Günaydın. Ben çoktan işe gitmişsinizdir diye düşündüm. Gitmedim. Ben mutfağa geçeyim. Nazlı. Dün gece çok güzeldi. Bence de. Nazlıcığım. Nazlı. Fatoş ne yapıyorsun? Ne yapacağım ya? Uyanmıyorsun. Uyansana kızım. Allah Allah. Böyle sapık gibi insan mı uyandırılır? Sen böyle mi uyandırıyorsun insanları? Yavaşça seslensen uyanırdım ben. Aa tabii ben bunu niye düşünemedim acaba Nazlı? Dışarıdan en az 18 kere, içeriden de 22 kere seslenseydim keşke. Tüh. Dejavu oldu. Ben de çüş oha falan oldum yani.
Ya kızım dün adamı aldın, çıktın, gittin. Ben yatıyordum, daha gelmemiştiniz. Öldüm meraktan. Ne yaptınız? Nereye gittiniz? Oğlum bir şey yapmadık. Yani Kadir abinin yanına gittik, yemek yedik. Nasıl yani? O kadar saat sadece yemek mi yediniz Nazlı? Fadoş'cum farkındaysan çok travmatik bir uyanış şekli oldu. Adım bile hatırlamıyorum sayende. Bir izin ver kendime geleyim. İyi tamam, hadi ben burada bekliyorum. Acele et. Nazlı. Günaydın. Günaydın. Ben çoktan işe gitmişsinizdir diye düşündüm. Gitmedim. Gördüm. İşe gitmeyecek misiniz? Gideceğim ama önce sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Nedir o? Söylersem sürpriz olmaz. Kendi gözlerinle görmelisin. Gözlerimle. Gel. Ferit Bey, 21'ini mi aldınız? Merhabalar. Merhaba. Pazar ben. Memnun Çok oldum. Memnun oldum. Ben hiç anlamadım şu an. Workshop'ı burada yapacaksınız Nazlı. Hazar Bey öğleden sonra şehir dışına çıkıyor ama kendisi ricamı kırmayarak bu sabah sana burada özel bir sunum yapmayı kabul etti. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey demene gerek yok. Hastayken yanımda olduğun için teşekkür etmek istedim sana. Ettiniz. Hadi bekletme şefim. Hadi başlayalım.